Çalar Saatli Radyo'nun içinde ne var? Evet, bugün Çalar Saatli bir radyonun içini açacağız. Bakacağız bakalım içinde ne varmış, nasıl çalışıyormuş. İnceleyeceğimiz 4 sistem var. Elektrik sistemine, çalar saate, yani saat işte. Cihazın yapı arayüzüne ve son olarak da radyo kısmına bakacağız. Elektrik sistemiyle başlayalım. Adaptörü önceden kesip açmıştım zaten. Uçları görüyorsunuz. Akım buradan giriyor. Burada da iki kablo var. Transformatöre bağlanıyor bu kablolar. Transformatörün içinde ise 3 önemli bileşen var. Birincil sargı, ikincil sargı ve demir çekirdek. Şimdi birincil sargı belli bir sayıda sarımdan oluşuyor. Bu transformatör özelinde ikinci sargının sarım sayısı ilkinden daha düşük. Demek ki bu gerilim düşürücü bir transformatörmüş. Bu transformatör alternatif akımın gerilimini 220 volttan 9 volta düşürüyor. Çünkü radyonun içindeki bileşenler düşük voltaj gerektiriyor. Gerilimi düşürmeye yarıyor bu yani. Peki bunu nasıl yapıyor? Bu sargıda bir akım indikliyor. Bunun olmasını sağlayan bu demir çekirdek. Bu bobinde daha az sarım olduğu için bunun gerilim düşürücü bir transformatör olduğunu söylemiştik. Yani bu kısımdan çıkan akımın voltajı daha düşük. Eğer sarım sayısı diğerinden daha fazla olsaydı, bu gerilim yükseltici bir transformatör olacaktı. İşte demir çekirdekte elektromanyetik indüksiyon denen bu sürecin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu sarım üzerinde bir akım indükliyor. Sonra akım bu kablodan geçerek çalar saatli radyoya ulaşıyor. Önce cihazın kasasına bakalım. Çok düşük maliyetli bir kasa bu. Enjeksiyonla kalıplanmış plastikten yapılmış. Şimdi bakalım akım içeri nereden giriyor, sonra nereye gidiyor? Maliyeti düşürmenin yollarından biri sadece tek bir bağlantı kullanmak. Gövdeden ayrı tek bir bağlantı bileşeni. Bu durumda bir vida yani. Vida sayısı arttıkça cihazı söküp takmak kolaylaşır ama maliyet de yükselir. Her vida, onu takacak bir robot veya insan demek. Bu da maliyeti artırır. Yani vida sayısı azaldıkça maliyet de düşer. O yüzden bu cihazdaki bağlantı bileşenleri kasayla birlikte kalıplanmış. Burada bir pim, bir tırnak var. Bunu açınca ön paneli sökebiliyoruz. İşte bu kısım ön panel veya ekran camı. Karartılmış akrilikten yapılmış. Enjeksiyonla kaplanmış. Yani kalıbın iki tarafı bir araya getirilmiş, içeri erimiş plastik enjekte edilmiş. Sonra da ortaya bu çıkmış. Enjeksiyon kalıbı kullanılmış çünkü bu yöntemle çok ince detaylar üretilebiliyor. Ayrıca temiz ve berrak yüzeyler elde edilebiliyor. Eğer büyük miktarda üretim yapıyorsanız, maliyetleri çok büyük oranda düşürebiliyorsunuz. Öyle yani. Bir de plastik karartılmış ki, içerideki bileşenleri saklayıp sadece ekrandaki parlak ışığı geçirsin. İşte, cihazın içi bu. Şu parçayı çıkartayım da her şeyi görebilelim. Oldu. Dikkat ederseniz, tek parça halinde çıktı. Bunun bir nedeni yine maliyeti düşürmek. Böylece bir sürü parçanın montajıyla uğraşmak zorunda kalınmamış. Kasaya yerleştirecek tek bir modül var. Şimdi elektrik sistemine geri dönmeden önce kasaya şöyle bir bakalım. Söylemiştik, kasa enjeksiyonla kalıplanmış. 3 parçalı bir kalıba dökülmüş. Bu tarafta bir parça, bu tarafta bir parça var. Buradan da orta parça giriyor. Maliyeti düşürmek için başvurdukları bir diğer yöntem de düğmeleri kasayla birlikte dökmek olmuş. Her düğmenin çevresinde boşluklar bırakılmış. Ve bu boşluklarda plastik yok. Böylece düğmeler esneyebiliyor. Ama yerlerinden de çıkmıyorlar çünkü burada tutucu tırnaklar var. Yani düğmeler de kalıplanmış. Bu düğmeye bastığınızda bu pim aşağı inip alttaki bir anahtarı açıp kapatıyor. Birazdan geleceğiz o konuya. Arkada 9 voltluk bir pil için yuva var. Yani elektrikler kesildiğinde cihaz pille çalışmaya devam edebiliyor. Pil buradan takılıyor. Bu küçük tırnak da pilin yerinde durmasını sağlıyor.
Pilin kutupları buradaki iki ince kabloya temas ediyor. Yani pil için çok düşük maliyetli bir bağlantı kullanılmış. Ayrıca dışarıda herhangi bir pil kapağı yok. Bu da maliyeti azaltmış. Peki bu nasıl imal edilmiş? Kalıbın nasıl birleştiğini biliyorsunuz. Plastik tam buradan enjekte edilmiş. Bakın bu küçük noktayı görüyorsunuz. Kasa kalıptan çıktığında burada bir miktar plastik yani çapak kalmış. Sonra o parçayı kırıp atmışlar. Kalıntıları görülebiliyor. Tüm özellikleri tek parça halinde kalıplayarak maliyeti azaltabilirsiniz. Çünkü her düğmeyi, her parçayı ayrı ayrı monte etmek zorunda kalmazsınız. Evet, şimdi de elektrik sistemine geri dönelim. Şu üstteki parçayı sökeyim önce. Çünkü buton pimleri hep bunun üstünde. Kabloyu çıkarttık. Evet, tamamdır. Görüyorsunuz, akım buradan giriyor. O zaman şunu da sökeyim. Yan yana dizilmiş 4 diyot var burada. Bu diyotlar bir köprü yükseltici işlevi görüyor. Yani içeri giren alternatif akımı doğru akıma çeviriyorlar. Alternatif akım bu şekilde ilerliyor. Sinüs dalgası şeklinde yani. Çift yönlü akıyor. Bu diyotsa akımı dönüştürerek bu şekilde ilerlemesini sağlıyor. Yani sinüs dalgasını alıp kesiyorlar ve kestikleri kısmı ters çeviriyorlar. Böylece akım böyle ilerlemeye başlıyor. Ama hala bir doğru şeklinde değil. Hala inişli çıkışlı. Bu noktada bu kondansatörler devreye giriyor ve akımı doğrusallaştırıyor. Çünkü bu bileşenler gidip gelen değişken bir akım istemiyor. Sabit, dümdüz, dosdoğru bir akım istiyorlar. Kondansatörler de bunu sağlıyor işte. Bu nedenle oradalar. Evet, şimdi saat sistemine bakalım. Bu saat ayırıcı entegre devre çipimiz. Bir kristal salınıcıdan aldığı sinyalleri, ki bu salınıcı belli bir frekansa ayarlı bir parça kuvars kristali. İçinden elektrik akımı geçirildiğinde belli bir frekansta titreşerek voltaj üretiyor. Böylece çok kesin bir zaman ayrımı sağlıyor. Bu voltaj ayrımları çoğu zaman 60 Hz, yani saniyede 60 titreşime ayarlanıyor. Bu ayrımı elde ettikten sonra bunları dakikalara ve saniyelere bölmek, sonra da dakika ve saat cinsinden olan bu sinyalleri ekrana göndermek gerekiyor. Yani sinyaller burada üretiliyor, şerit kablodan geçerek bu 7 parçalı göstergeye ulaşıyor. 7 parçalı gösterge denmesinin sebebi her hanenin 7 parçadan oluşması. Ekran dakika ve saati gösteriyor. Ayrıca burada da AM, PM LED'leri var. LED, ışık yanan diyotun İngilizce kısaltması. Zamanı göstermek için çok verimli ve düşük maliyetli bir yol bu. LED'ler bu plastik parçaya sabitlenmiş halde. Bunun içinde ışığın dışarı dağılarak çıkmasını sağlayan ışık olukları var. Çünkü LED çok yoğun noktasal bir ışık veriyor ve bu gövde ışığın dağılmasını sağladığı için parça tamamıyla ışıkla doluyor. LED bu sayede tüm parçayı aydınlatıyor. Bunun arkasındaysa bir baskı devre kartı var. Şerit kablodan gelen elektrik sinyallerini 7 parçalı göstergelere dağıtmaya yarıyor. Yani mesela saat 6.30'sa sadece ilgili parçaların yanması lazım. Onu sağlamaya yarıyor işte. Burada bir bağlantı kablosu var. Bu kablo ne işe yarıyor olabilir? Mesela 7 parçalı göstergenin işlevini değiştirmeye yarıyor olabilir. Belki bu devre farklı bir şekilde çalışmaya ayarlıdır da bu bağlantı kablosu kullanılarak enerji ekranın doğru kısımlarına yönlendiriliyordur. Burada birkaç beyaz nokta var. Nedir bunlar? Bu modülün, bu 7 parçalı gösterge modülünün arkasından küçük plastik parçalar çıkıyor. Sıcak bir levha bu plastik pinlerin üzerine bastırılıyor ve onları eritiyor. Böylece gösterge modülü baskı devre kartına sabitlenmiş oluyor. Bu iki parçayı bir araya getirmenin ucuz, masrafsız bir yolu ve gayet de işe yarıyor. İşte saat kısmı burası. Önce biraz arayüzden bahsedelim. Buradaki düğmelere baktığınızda bu pimler aşağıya iniyor. Gördüğünüz gibi gayet iyi esniyorlar. Bu pimler gövdeye buradaki iade mafzallarıyla bağlı
ve mafsallar çok ince olduğu için esneyebiliyor. Pimin ucubu anahtarın tam tepesine denk geliyor. Dolayısıyla düğmeye bastığınızda pim aşağıya iniyor ve anahtar tetikleniyor. Yani sabah kalktığınızda alarmı ertelemek isterseniz bu düğmeye basıyorsunuz, pim aşağı itiliyor ve erteleme anahtarını tetikliyor. İşleyiş aşağı yukarı böyle yani. Bu gövde de bir deha ürünü esasında çünkü bir sürü parçayı bir arada tutuyor. Pimler burada, hoparlörler burada. Ayrıca burada bir de üzerine bakır tel sarılı bir ferrit çubuk var ve anten görevini üstleniyor. Bir AM/FM radyonun anteni bu. Sinyaller buradan geliyor. Ha, tel kopmuş. Sinyaller buradan gelip bunun içine giriyor. Nedir bu? 4 adet değişken kondansatörden oluşan bir küme. İstemediğimiz frekansların atılmasını sağlıyor. Ayar düğmesini çevirdiğimizde radyomuzu 101.1 FM veya 530 AM frekansına yani istediğimiz herhangi bir radyo istasyonuna ayarlayabiliyoruz. Yani bu parça frekans seçebilmemizi sağlıyor. Bu değişken kondansatörler istenmeyen frekansları filtreliyor. Bu ikisine indiktör bobin deniyor. Bir kondansatörle birlikte kullanıldıklarında belli bir frekansta salınım üretebiliyorlar ki bu da radyo işlevlerinde kullanılabilir. Buradaki arkadaşsa radyo çipi, bir entegre devre. Radyo dalgasının taşıdığı müziği veya sinyali demodüle etmeye, ayırmaya yarıyor. AM, genlik modülasyonu demek. Yani bu sistemde radyo dalgasının yüksekliği değiştiriliyor. FM de frekans modülasyonu anlamına geliyor. Bunda da dalganın tekrarlanma sıklığı değiştiriliyor. Neden? Dinlemek istediğimiz sinyali radyo dalgasına gömebilmek için. İşte bu çipin yaptığı da aslında bu kodu çözmek. Yani al, bu asıl dalga, bu da içine gömülmüş sinyal diyor. Sonra bu sinyal hoparlörümüze gönderiliyor ki işte kendisi de burada. Ama hoparlöre ulaşmadan önce buradaki değişken dirençten geçiyor. Potansiyometre dendiği de olur. Yani bunu çevirdiğimizde devredeki direnç değişiyor. Böylece ses açılıp kısılabiliyor. Çünkü bu kablolarda akan enerji artıp azalıyor. Bu kablo yerinden çıktı nedense. Neyse, kablolar buraya geliyor. Burada bir bakır bobin ve bir mıknatıs var. Bu bakır bobinden akım geçirildiğinde bu kağıt koni titreşiyor. Bu da bir basınç dalgası yaratıyor. Beynimiz de bu dalgayı ses olarak algılıyor. Hoparlör böyle çalışıyor işte. Burada da iki şalter var. Biri AM/FM arasında geçiş yapmaya yarıyor, diğeri ise farklı işlevleri seçmeye yarıyor. Mesela çalar saati kapatabiliyoruz veya alarm olarak radyo yerine bip sesi çalabiliyoruz falan. Ve görüyorsunuz, burada bir direnç daha var. Yani elektrik akımına direnen bir bileşen daha. Faydalı bir şey. Çünkü kart üstündeki bileşenlere aşırı akım gitmesini engelliyor. Bu bir transistör. Bu ikisi transistör. Şalter gibi görev yapıyorlar. Bunlarsa filtre. Gürültüyü veya elektromanyetik girişimi azaltmaya yarıyorlar. Muhtemelen radyo devresine dahil bunlar. Radyo sinyalini temizlemek için kullanılıyorlar. Arkadaysa, yine söyleyeyim, bu uçlar pilin kutuplarına temas ediyor. Bu arka kısım baskı devre. Aslında fiberglass levhanın üzerine uygulanan ince bir bakır tabakasından ibaret. Şimdi, önce bakır tabakası fotorezist adı verilen ışığa duyarlı bir kimyasalla kaplanıyor. Sonra devre levhasının üstüne bir maske yerleştiriliyor ve levha ışığa maruz bırakılıyor. Maske, ışığın devre yolu olması gereken bölgelere ulaşmasını engelliyor. Sonra levha bir kimyasalla temizleniyor. Maskelenmemiş kısım akıp gidiyor, geriye bakır yollar kalıyor. Bu bakır yollar aslında çok muntazam döşenmiş, ince ve basık kablolar. Tüm bu bileşenlerin küçücük bir alana çok verimli bir şekilde sığabilmesini sağlıyorlar. Bu sayede bileşenleri bağlantı deliklerine yerleştirip arkadan lehimlememiz yeterli oluyor. Aralarındaki bağlantı zaten hazır. Kablo yığınlarıyla uğraşmamız veya yanlış bağlanmış bileşenlere kafa yormamız gerekmiyor. Bu arada arkada da küçük bileşenler görüyorsunuz. Bunlar da yüzeye monteli dirençler falan. İşte çalar saatli radyomuzun içinde bunlar var. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.